Evet, tekrar selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili eriller, neden dengeye gelemiyorsunuz? Neden bu kadar büyük sınav ve döngülere tabisiniz? Parçalayamadığınız, işte o topuzunuzu kullanamadığınız ve parçalayamadığınız egonuz nedir? Allah'ın sadakasıyla aranıza perde ördüğünüz, görmezden geldiğiniz, işte Osho'dan kartı da size bulmuş oldum. Bu kart, arayış kartımı çok muhteşem. 46 ile gelir ve 4, 6, 10, 10 tamamlanmayı gösterir. Kader çarkını, kadersel döngüleri gösterir. Yani Allah'ı aramışsın, bulmuşsun ve aman Allah'ım ben biraz çıkınımı alayım, ben şöyle bir bakayım dünyasallığa, daha doyamadım işte. Seni de gördüm ama biliyorum sen hep varsın, hep oradasın. Ama dur ben bir kaçayım, ben zora geldim. Şimdi bir sıvışayım. Bir bakayım. Ben sorumluluk almayayım. Şimdi aşıksın, seviyorsun, bir ruhsal yolla tanışmışsın. Tekamülün, kadersel döngüler yaşanmış, kader ortağınla tanışmışsın. Ruh ikizinle, diğer yarınla. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Peki sen, haşa, eğer benden kaçarsan nasıl sana vereyim kulum demiş. İşte benden kaçtığın noktada o arınmayı reddedip de Allah'la mest olanlara, yani Rabbimiz benle mest olmalısın, beni tanımalısın, kendini tanıyıp bilmelisin sizi. Ben kullarımı nasıl sevdiğimi öğreniyorsunuz. Bu dünya boyutunda birbirinizi öyle sevmeyi öğreniyorsunuz. İşte ben de ruh ikizini kabul etmek istemedin diğer yarını. Dişilin, yani senin diğer yarın. Senden olma sen. Sen ondan olma o. Sen o. O sen demek, sen o demek. Sen bunu yaparsan, Rabbim seni gördüm ama ben bir sıvışayım dersen, ruh ikizinle tanıştın, yaşadığını yok farz edip inkar edersen, adalet kılıcımla karşılaşırsın. Benden kaçtığın noktada da ruh ikizinin kılıcıyla karşılaşıyorsun. Sonra sen ikimize kılıç çekiyorsun. Bütün hatalı olduğun, işte aslında gürzünü kullan, egonu parçalara böl denilen noktada sen bunu yapmıyorsun. Ki çok şükür bunu zaten bitiren kişiler, artık hani inanca gelen, hepimiz inançlı doğarız arkadaşlar. Bu dünya boyutunda ne kadar inancımıza sadık kaldığımız bu yolda, ne denildi? Bu yolda ruhlar korku ile sınanır. Hani bir tek sen değilsin, Hazreti Adem'den beri böyle. Peki neden kılıç onluyor, kılıç dokuzluyu yaşıyorsun? Kim yaşatıyor sana? Uykusuz geceler, belki karabasanlar, kötü rüyalar belki görüyorsun. Belki dişilin rüyanda görüyorsun, sana verilen rehberliği yanlış anlıyorsun. Peki sen imparatorsun, evlisin ama imparatoriçe ile evli değilsin. İşte imparatoriçe de senin ruh ikizin olan bu kadehlerin sultanı, varlıklar olan sen mutlu kal, keyifli bir yaşamın olsun. Peki kupa kralı olarak siz eriller dişillerinize ne dermişsiniz sevgili arkadaşlar? Siz de mutluluk kılıcıyla zevcim olacak bir yâri kurtaracağım demişsiniz. Bunu diye 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 hep kendinizi bekletmişsiniz. Geçici zaferler peşinde koşmuşsunuz ve ne yapmışsınız? Anlık gelip geçici çözümlerle, basit, hani her şey, yani şöyle söyleyeyim, hani basit bakış açınız, basitmiş bakış açınız daha doğrusu. Hani herhangi bir dünyasal daha önce yaşadığınız ilişki tipleriyle karıştırmışsınız. Orada da Yaradan sizi ruh ikizinizle tanıştırdığı için karşılaştığınız kadersel döngüler yaşanıyor. İşte saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Bunu artık aydınlan ki işte o
neden kılıç onları yaşıyorum deme. Çünkü orada hani sen bir harabe şeklinde yaşıyorsun ama bu aslında senin üstündeki o tozu külü atmamız lazım. Belki o birçok bir şey atmamız lazım ki o harabenin altında muazzam bir hazine çıkacak ve sen o hazinenin de Allah'ın sadakası lütfu bahşettiği o, bu yüksek sevgi, aşk tutkuyla birbiriniz için yaratılmış olan bu ruh ikizlerinin kavuşması gerekiyor. Ben dünya planında size bu kavuşmayı vaat etmişim. Ta ki vaat ettiğim güne kadar bunu her iki tarafta alıp kabul edene kadar hani sen zihinden çıkamıyorsun. Ego yapıyorsun. Evlisin ama ruh eşinle değilse ruh eşinle evlendiğin zaman imparator ve imparatoriçe olacaksın. Peki şu an sen imparatoriçenle mi evlisin? Hayır. Peki kimle? Değnek kraliçesi imparatorla evli. Bu nasıl olur? Diye sistem size soruyor. Peki bu insan severken neden? Bu kişi hayatındaydı. Bu kadar hani o zaten 15 numaranın önde gideni zaten hani seni geciktiren, seni bekleten, merhamet etmeyen, kendini keşfetmeyi, tamah etmeyi bilmeyen, geçici dünyasal zaferlerin peşinde koşan sen sadece para kazan, seni kendinde tutsun, onu bırakıp gitme. Ve yarın deme nice yarınlar geçti dedi söyle size söylendiği noktada. Ben neden bunları yaşıyorum dediğinizde sistem zaten size o her türlü rehberlik bilgeliği vermiş fakat siz zihinden çıkamayıp egonuzu parçalamadığınız için bu yolda da ruhlar korkuyla sınandığı için siz bir türlü ruh ikizinizle karşı karşıya gelip bunu konuşmak istememişsiniz. Çünkü burada sorumluluk alacakmışsınız. Bu sorumluluktan kaçmışsınız. Fakat sistem size demiş ki basiretsiz olan sensin. Hani sen evli bir aşık ilahi erilsin. Başka bir ruh ikizim var ve zaten tanıştın. Ve onunla tanıştığın gün o benim diğer yarım, ruh eşim dedin. Belki hiç bilmeden, belki o sana söyledi. Ona böyle aşıktın. İşte bir fragman gösterildi sana. Öylesiye kaçtın oradan. Fakat Allah'ın kadehi arındıranlar için olduğu için sen Allah'la bir mest olmalısın bu aşkla, sevgiyle, bu kutsal ilahi, bu gizemli büyük gizemle tanışabilmen için bunu öncelikle özgür iradenle kendin istemen gerekiyor ruh ikizini de. Rabbine olan inancını da senin kendi özgür iradenle inanmayı seçmelisin. İnançlısın ama haşa inançsız gibi davranıyorsun. Allah'ı göreceğin noktada doğru yola girmişken yani burada haşa yaradan çok büyük tabii ki yaradana inşallah tüm kullara nasip olsun. Hepimize tabii Rabbimize öbürce neyse ben de söylemeyeyim şimdi. Gördüğün yerde yani Rabbinle tanışmışsan sana aradığını kendini göstermiş. Bana inanca gel. Hani araman gereken benim zaten. Hani ne istersen iste benden iste dile. Başkasına ihtiyacın yok. Kula kulluk etme. Sen benim kulumsun. O gidip kulluk edeceğin kişi de zaten benim yarattığım kulum. Sen de benim gözümde nadide ve değerlisin. Değerini bil, kıymetini bil. Çünkü bu aşkla ancak arınmış olanlar için bu yolda da daima desteklenirsiniz. Bu kader birlikteliği de vermiş. Ama sen ruh ikizini reddettin. Ruhsal aldığın bütün bilişleri reddettin. Bu aşkı fragmanı yaşadığın reddettin. Yok farz ettin. Ruh ikizin bana aşık değildir dedin. Bal gibi de aşık olduğunu da biliyordun. Kendin dediği aşıktı. Çünkü uykusuz geceler yaşıyorsun. Hiçbir şekilde uyku uyuyamıyorsun. Sağlığın belki bozuldu. Kılıç dokuzlu, kılıç onlu. Kim hayatındayken bunu yaşadı? Kurtaracağım dediğin ruh ikizin değil. O seni kurtarmaya çalışıyor. Bu iblisin pençesinden. Sen bir önce
Tövbe tövbe tövbe. Hani şu saplantılarından bir kurtul. Çünkü bakın buraya düşüyor Dene Kraliçesi. O geçici zevklerin, geçici zaferlerin peşinde. Sen de onun gibi düşündün. Ama geçici zaferler bir yere kadar. Allah geçici zaferleri değil. Senin sen olmanı istiyor. Senden zafer de beklemiyor. Aşk da bizi, aşkın Allah'ın sadakası olan ilahi bu. Aşkın kendisi zaten çok büyük bir lütuf ve zafer. Hani bunun için bu yolda başka kalp tezatlığı yapma. Hani savaş değil bu. Aşka tezatlık yapma. Sadece seni sever. O dişilini kurtaracağım diyorsun. Sen daha kendini kurtaramamışsın bunun pençesinden. Ondan sonra zevcemi kurtaracağım diyorsun. Sen daha uyku uyuyamıyorsun. Kendini kurtaramıyorsun. Özgürüm diyorsun. Özgür değilsin. Merkezine gelmemişsin. Çünkü saplantıların var senin de. Kendini bekletiyorsun. Zaten kendini beklettiğin için bu saplantılarına yenik düştüğün için orada aydınlanman gerekirken aydınlanamadığın için kendini yoksun farz ettim böyle. Sezgilerini dinlemiyorsun. Verilerini dişil alıyor, verilerini dişil alıyor ama sen niye almıyorsun? Neden sürekli aydınlanmış olmana rağmen kendini bekletiyorsun? İşte sen aydınlanmış olmana rağmen kendini bekletince biz yıkılan kuleyle bu minareden yüz binlerce insan düştü. Sen de düşenlerden olacak mısın o zaman? İşte zaten sürekli bunun için bu merkezine ruh işin, ruh ikizin geldiği için zaten. İkizlerin doğal ruhun fark etmez. Hepsi ruh ikizidir zaten. Bu ruh ikizi buraya merkezine geldi. 21 numara yani o sıfırdan başlayan döngünü 21 numarada belki 21 yıl önce tamamladı. 21 ay önce tamamladı. 2 yıl önce, 3 yıl önce tamamladı. Belki 3 ayda o aldı. Ama sen yıllar yıllar oldu. Hala para beşliden, egodan, kendini bekletmekten, geçici zaferlerden, kendini keşfeden bir aslan olman beklenirken ego yapmaktan, bu egolar sana o saplantıların seni işte eylem yapmaktan alıkoydu. O kılıç onları, uykusuz geceleri hayatta zevk anlamında yaşayacağın hiçbir şeyi yaşamadın. Çünkü Allah'ın sadakasını gördün ve orada da kaçtın. Fakat ruh planında bu senin büyük hayalinde. Ve bu da ilahi dişilinle ve o da bu yolda hizmet ediyor. Allah'ın sana en büyük lütfu, şifası, şans olarak sana bahşedilmiş. Sen ona lütfedilmişsin ama dişil erille daima edilir arkadaşlar. Yani eril dişili seçmek için savaş vermez. Dişili hak etme savaşını verir. Dişil Allah'ın sevgisini zaten kabulle geliyor. Bu dünya planında da ilahi ruh ikizinin kendisiyle aynı seviyede buluşmak üzere bunu deneyimlemek isteyeceği için ona yol yordam gösterir, rehberlik eder. Hem kendi tekamülü kendine, hem ortak tekamülü, hem bütüne, ilahiliğe, dünyasallığa, hayvana, bitkiye, herkese, her yere elinden geldiğince yetişmeye çalışır. Ve ilahi sistem, neden kaçıyorsun? Allah'ı gördün, uzaklaşma, doğru yola girdin, neden kaçıyorsun orada? İşte aslında en büyük hayalin değil, dünya boyutunda kaçıp yaşayayım, kavuşacağım, biraz daha gezeyim, eğleneyim, bakayım dediğinde onlar geçici dünyasal zaferlerde. Şifalanmadan, arınmadan, özgür iradenle bu aşkı ve ruh ikizini kabul etmeden sana ruh ikizin yüzü gösterilmez. Sen kendini sürekli gizleyip maskelerle bu karmayı hayatında tuttuğun için o kılıç 9 ve 10'luları 7. Onun için geciktin ve hala gelemiyorsun. Şimdi kalple tezatlık yapıyorsun. Yürek acısı gibi acı yani yürek acısı gibi acı yok. Yani yürek acısının üstüne daha başka acı olabilir mi? Hem sen kendin yaşıyorsun, hem ruh ikizin yaşıyor. Sonra bunu yaşatıyorum, bu para karmasını elimde tutuyorum.
beni o bekletiyor, o zaman o bana gelsin. Beni seviyor, hayatında başka bir kişi olmasaydı o zaten çoktan hani bana gelirdi, yazardı, görüşürdük dediğiniz noktada adalet kılıcı çekilmiş zaten size arkadaşlar. Sen öyle mi görüyorsun bu aşkı, bu sevdayı? Peki bu ruh ikizini, ruh ikizisiniz şimdi. Bir arada mısınız diye sistem size soruyor. Yazılmış kaderde kupa onluyu mu yaşıyorsun sen bu ruh ikizinde bunun evrilmesindesi. Ama bu yolda ruhlar korkuyla sınanırken de birçok sınavlar olur. Deneyimler yaşanır. Fakat bunları da alıp kabule geçip orada çok fazla o egonu bekletip bekletip büyütüp şişirmek yerine uykusuz geceler yaşayıp ben işte baki mutluluğumsa hani kaderimde kısmetimde varsa zaten hani Allah bizi evren sistem bir araya getirir. Eğer bir gün evlenecek olursam zaten hani onunla evlilik yaparım. Ama onunla da ilahi dişilimle de ben yüz yüze gelip bir görüşmek istiyorum. Bu kuponluyu da yaşamak istiyorum. Ben biliyorum ki artık ruh ikizi temiz. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Tabii ki ruh ikiziniz temiz. Yeryüzünde eşi benzeri olmayan ruh ikizliği yolculuğunu çok hafife almışsınız belli ki. Ama hiç o kadar basit, asla hafif değil. Çok kıymetli. Özel seçilmişlerin yolu bu yola, bu planla gelmiş olup bu yolda bu sınavları yaşayarak Rabbim ben senden asla bakın egosunu parça egosundan sebep çok zihin çalıştırdığı için kendini haklı gördüğü için biz bunu kapat ve ters çevir kapatan Allah'ta herkes Allah'a yaklaşmak ister Allah'ı bulmak istediğin noktada sana kendini göstermişken yani kendini gösterirken sana bu lütfuna nail etmiş böyle bir ruh eşi vermiş hani sen o sen hani bir ruhun ikiye bölünmesi sen yaklaşırken Allah'ın sadakasına ne ola ki onu ters çevirip hemen yani Allah'tan uzaklaşma doğadan birlikten bütünlükten uzaklaşma bunu kapat ve sistem size bunu kapat derken siz öz değerinizden öz sevgi, öz güveninizde olmadığınız için her iki ruh ikizine de bütün rehberlik verilirken ilahi dişeleriniz ne vermişse almış, ne vermişse almış, size ne verilmişse siz almamışsınız. Alıp üstüne yatmışsınız bir de almamış gibi öz değerimden noksanım, kendini küçümsem Allah'ın gözünde sen değerlisin. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Yeter ki Allah'a yönel yani Allah'a yönelmeyin üzerinde daha kıymetli hiçbir şey olamaz zaten. Yaratılış buna hizmet ediyor. Hani bunun üstüne daha büyük bir imparatorluk ne düşünebiliyorsun ki? Ne olabilir ki yani? Allah'a yönelmek için. Keder dünyanın tüm dünyanın imparatorluğuna dahi iyi bir yoldur. Yani sana bütün dünyadaki imparatorluklar verilse sadece Allah'a yönelme tüm dünyanın imparatorluğundan çok daha kıymetlidir. Yani bir tek dua bile etsen seni seven, arayan sevdiğine sana yardım ediyor, destek oluyor. En başından beri yalnız bırakıp terk edip bir de sonsuza dek hani gidiyorum dediyseniz bunu da iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Anda da şifalansın. Siz egonuzu parçalamadığınız için saplantılı hale getirdiğiniz için dolayısıyla sistem size mütemadiyen egoyu düzgün kullan. Hani kendini keşfeden aslan ol. Egonu başkalarına veya ruh ikizine baskı kurmak için değil. O seni arıyor. Sen onu yani o seni istiyor. Sen de onu istiyorsun. Hani sen aşıksın, seviyorsun fakat gereğini yapmıyorsun. Bu karma evliliği tutuyorsun. Öz değerinden noksan olan sensin. Ben hani her şeyi de bana göre de nereye çekilsem oraya da giderim ben. Bunu dedin yani bunu zaten o dediğin zaman adalet kılıcı çekildi ve ruh ikizine karşı yaptığın bu ihanet Allah'ın sadakasına olan bu ihanet ama aslında ihanet etmedin dedim bir sonraki videoda. Peki neden siz
aslında suçlusunuz da değilsiniz, öyle diyeyim. Ama aslında suçlu değilsiniz. Peki ruh ikiziniz de değil. Onun ise çok günahı var. Karar veremeyen, ikilemde kalan, kendi tekamülünde, kendi kadersel uyanışını yani yaşanmış olmasına rağmen yaşamamış gibi durup, sevdiğini bırakıp sürekli ona karşı temkinli davranırsa, o zaten güçlü aslanı bile terbiye ediyor. O hayatını kendi zaten kurmuş. Hani sadece işte bir ipteki gibi kralların elinde olacağım diyor. Kılıç kraliçesi yani sen bana ne yaptıysan bir sana aynalayayım. Hani sen de bir gör ne yapıyorsun. Çünkü sen bu topuzunu kullanıp bu egonu bir türlü yenemiyorsun. Bu bizim aşkımız Allah'ın sadakasının üstünde olabilir mi? Benden senden daha değerli olabilir mi? Egoya hizmet etmek, bunu torpile biraz. Hani bende neden sürekli başka biri olduğunu düşünüyorsun? Hani kartlara bakın yani münzevi yaşar, tek başına hayatını idame eder. Kılıç kraliçesi öyle tamamen. Zaten kendisini bekletmesi sebebi bir eril var mı yok mu onda işte. Bu da egosundan ve ilahi dişili eriliği üzerinde baskı kurmasıydı. Bu aydınlanmış olmasına rağmen. Bakın ay, yıkılan kule aydınlanma kartıdır aynı zamanda. Değnek kralı ve asılan adamın üzerine tekrar gibi aydınlanma ve aydınlan. Yani sen aslında her şeyde çifte çifte aydınlanmayı yaşadın. Ve işte bu sevdiğini öyle bırakıp giderken evlenebilecekken bir yüz yüze çağırıp bir konuşmadığın için dolayısıyla da burada artık sistem siz erilleri onaylamıyor. Neden? Çünkü yapman gerekeni dünya boyutunda gidip ruh ikizinizle yüz yüze gelip konuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada bakın ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Ne kadar geç kalmış olursan ol, bu Allah'ın sadakası. Bunun zamanla ilgisi yok. Hani bu dünya boyutunda kavuşursunuz, kavuşamazsınız ayrı bir boyut. Ama bu verilmiş, nail olmuş. Hani bunu yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Hem istiyorsun ama hem gereğini yapmışsın. İstiyorum ama oturuyor. İstiyorum ama oturuyorum. İstiyorum ama oturuyor. Bütün kılıç kralları, değnek kralı, tılsım kralı, kupa kralı hepsi oturuyorlar. Halbuki eylem neydi? Eril sana verildi. İşte sen o egonu parçalayamadığın için de başka bir erkeğin ruh eşinde olup olmadığını, o çok güçlü, o bana bir işte şeytanlık mı yapıyor, beni mi kandırıyor? Hani biz çok mutlu, çok güçlü bir aşktayız gibi belki anlatıyordunuz. Sistem size dedi ki egonu parçala. Topuzu kullan, egonu parçala. Şimdi eğer sen bu egoyu gerektiği kadarıyla törpüleyemezsen eğer, o zaman o artık haşa bir inat, inat da artık bir şirke girer. Yani bir haşa kafa tutmaya, hani Rabbim zamandan, mekandan tenzih ediyorum. Hani sen Allah'tan daha iyi mi biliyorsun? Yani saplantınızın kaynağı kendi egonuzdur. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Topuzunu kullan ve egonuzu parçalara ayırın. Yani bakar mısınız? Üç kart tasa ne kadar anlamlı ve güzel denk geldi üst üste. Topuzunu kullan ve egonu parçalara ayırın. Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Bunlardan karar muhakemeden ruh ikizimde biri var mı yok mu bana işte belki yanlış mı yapıyor dediğiniz noktada sistem size önce sen kendin ol ruh ikizini gönderen yarı yolda bırakan bir de bunun üstüne onu bana adım atsın beni seviyorsa adım atar hani adım atmıyorsa demek ki sevmiyor adım atmıyorsa işte belki bir değnek kralı başka bir ruh eşini çağırmış. Onun hayatında bulunuyor. Bu kimi temsil ediyor? Sizi temsil ediyor ilahi eriler. Ve dolayısıyla asıl sen o egonu ayırırsan, gerektiği kadarı törpüde bırakırsan o sana hizmet eder.
Ama sürekli kendini bekletip bekletip bugün yarın deyip aydınlanmış olmana rağmen bir karara, bir hükme varamayışın, senin kararsızlığın, kendini bugün yarın, bugün yarın dediğin için yıkılan kule ve 13 numaralarla zamanda bu illüzyondan kurtulman için işte 13 numaralarla artık sezgini dinlemeyi öğrenecektin ve artık şey, hani yıkılan kule. Burada yıkılacak bir kule yok, kapandı. Bu şimdi açılım yapacağım bilgilendirmeden sonra. Şimdi yıkılan kule ters ve kapattı. Yani o kadar aydınlanmaya kapalıydı ki hiçbir değişikliği kabul etmiyormuşsunuz ki arkadaşlar. Sistem bir de ters çevirip kapattı. Hani o kadar bağnaz yaklaşıyormuşsunuz. Ama bazen evin de size ihtiyacı olabilir. Onun için sistem burada yıkılan kuleyi üzerine ters verdi. Hani sen onu alacak olursan ben oradan Bismillahirrahmanirrahim.